kaldığın yerden nasıl para kazanabiliyorsun? Flat vs, 4 bronz ya da silver ya da bunlar, bu tarz vs'lerim var. Bunlar kurdum abi. Davetine gelmeyen ya da seni umursamayan oldum. Ne kadar kazandın? Bu parayı hak ettiğini düşünüyor musun abi? Asıl mesleğinle. Videolarına gelenlere para ödüyor musun abi? Bu videolarına gelen YouTuber'lara, gelen içerik üreticilerine, gelen yayıncılara para ödüyor musun sen? Riot Games hakkında düşüncelerinden. Herkese merhaba arkadaşlar, ben karşımda Barışcan. Yepyeni bir TRT'nin sorular videosuna hoş geldiniz abi. Daha doğrusu bu videonun serisini şöyle yapmıştık. Yemem yok yiyeceğim gibisinden. Hemen atlayacağım kişiye, soracağım kişiyi Okan abi ne yapıyorsun ya? Gel sana atlayacağım dedim be kardeş. Arkadaşlar bu arada Okan abinin genellikle milleti oynatıyor. Ama bu sefer artık biz onu oynatacak. Artık o gün elimize geldi ve bakacak. Nasıl oynar, iyi bu oyuncu mu değil mi onları görecek. Ve dediğim gibi bu seriyi çok seviyorsunuz. İnsanlar bu kişiler hakkında bilgileri öğrenmeyi çok seviyor. Ben de dedim ki burada alınsa herkesin çok sevdiği, saygı duyduğu bir ismi almamız gerekiyor. Yanımda Okan abi Lolpit var. Okan abi hoş geldin. Eyvallah da bana ADC oynatıyorsun, hoş değilim. Abicim yapayak bir şey yok. Başka ne oynarsın ki sen? Mesela ilk sorum, ne oynarsın? LoL oynamıyorsun ama ne oynarsın oynasan? Valla son zamanlarda Olaf mainledim, güzel oynuyorum bence. Yani Olaf botlara karşı evet. Falan bu herhalde. Senin de hiç Olaf'ı şu an yakıştıramadım ama. Her neyse çok pis oynarım. Ben Yumi'ciğimi aldım. Yani rahat rahat soru sorabileyim, rahat rahat darlayabileyim diye. Ve tekrardan söylüyorum, eğer bu yemem yok yiyeceğin serisinin devamına gelmesini istiyorsanız beğenicikleri eksik etmeyin abi. Beğenileri bizim için önemli. İlk soruyu soruyorum. Hazırsan Okan abicim. Nasıl başarıyorsun ya? Yani ben de bunu çok merak ediyorum. İnsanların da kafasında böyle çok sorular var. Yani nasıl diyeyim sana? Oturduğun yerden nasıl para kazanabiliyorsun? Ya biz de oturduğumuz yerden para kazanıyorum. Ama yani bu olaya nasıl başladın? Yani birisini oynatayım, onlar oynasın, ben bunları sunayım. Ya bu iş çok iyi yapıyorsun ama buna nasıl karar verdin? Bunun başlangıç hikayesi nereden geliyor? Ya ilk başlarda bronz kafaları serisi yapıyordum ben. Biraz eğlence olsun diye. Evet. Onlar çok beğenildi. Bu arada ben oynarken konuşma konusunda. Abi ya sen zaten fark etmiyor. Hiçbir şekilde. Bir şey fark etmiyor. Konuşsun. Bak isterse konuşmayalım. Biraz oyna bakayım. Tamam, yok sıkıntı yok. Dur. Önce onunla başladık. Onlar bak sevildi. Ondan sonra ben bir tane yabancı YouTuber keşfettim. İçerikleri yapıyor. Ghost Lane. Herkes biliyordur zaten. Ben çok kişi biliyordur. Eskiler bilir. Ghost Lane diye bir adam var abi. Onunla ben bu 1v5'leri falan gördüm, tamam mı? Hoşuma gitti. Ondan sonra ben bunu yerelleştirdim. Lan yürü git. Abicim, ay, iyi bastım, tamam çok iyi gidiyoruz, çok iyi gidiyoruz, çok iyi gidiyoruz. Devam et. Devam et Lolpit. Devam et Lolpit. Devam et Lolpit. Lolpit, Lolpit. Allah Okan abicim. İçime niye girmedin? Abi adamı vurmasaydım gidiyorduk bu arada. Ghost Lane'den ben bu 1v5'leri gördüm. Tamam mı? Sonra Türkiye'ye getirdim bunu. İlk ben getirmişimdir diye düşünüyorum. Zaten başka da yapan yok. Ondan sonra ben bunu yerelleştirdim. Sonra LoL Skill diye bir site keşfettim. TR birincilerim. LoL Skill.net. Evet. Eskiden aynen. Herkesin girip baktığı, benim de sezon 5, sezon 6 hep birincilerime baktığım yer. Doğru. Aynen öyle. Onları da ben dahil edince bu 1v5'lere, 1v2'lere falan. Ondan sonra izleyiciler sevdi. Oradan yürüdük. Ondan sonra da YouTuber'lar muhabbetine girdi zaten iş. Öyle yürüdük diyebilirim. Yani yabancı bir içeriğin Türkçeleştirilmesi ve özgünleştirilmesi ile yürüdük. Ama tabii ki senin buradaki anlatış şeklin, bunu sunuş şeklin çok çok perfect. O buna hiçbir lafım yok. Herkese beğeniyordur zaten Lolpit'teki olan içerikleri. Yani sadece bir dışarıda bir kitle var aslında arkadaşlar. Lolpit'in videolarına girip bu yaptığı şeyleri izleyip çıkıyorlar. YouTube'da takılmıyorlar. Yani aslında kitlemiz hemen hemen bir değil bizim. Yani diğer YouTuber'larla hemen hemen bir. Gameplay o var bu var ama Lolpit'te öyle değil abi. Adamlar merak ediyor. Tıklayıp izliyorlar ve geri çıkıyor. Bu VSMS videolarını ya da birilerini oynattığında. Yani Okan abi bütün içeriklerin toplanıldığı yer galiba. Yani gameplay haricinde. Yani LoL camiasında çatı görevi görüyorum diyebiliriz. Yani. Evet öyle. Aynen öyle abi. Diğer soruma geçiyorum. Tabii ki bu kurgu değil. Eminim bundan ama insanlar merak ediyor. Tabii ki sana da sormak lazım. Belki bazı durumları kurgu da yapılabiliyordur. Bilmiyorum. 2 vs 5 videoları var senin bu. Ya da 1 challenger vs 5 bronz. Bu tarz vs'lerin var. Bunlar kurgu mu abi? Ya bilerek giriliyorlar mı bu adamlar sence? Abi şimdi hop şunu alayım. Orada şöyle bir sıkıntı yok, rahat ol. Evet. Orada şöyle bir durum var. Ya o tarz videoları kurgu yapmak çok tehlikeli açıkçası. Bir tane yabancı bir YouTuber vardı, Brofresco diye. O mesela söylediklerine göre doğru yanlış bilmiyorum. Brofresco kurgu mu yapıyormuş? Ne yaptın Okan abi? Okan abi nasıl aldık bilmiyorum. Okan abi! Geber. Neyse. Öyle bir söylenti çıktı çocukta. Yapıyor ya da yapmıyor bilmiyorum bu arada. Brofresco yapıyor muymuş? Senden duydum bak ya, şu an. Bilmiyorum işte hani yapıp yapmadığını ama şu an mesela hiç izlenmiyor. Onun o bir şekilde belli oluyor abi kurgu yaptığın zaman. Yani kurgudan kastımız şu bu arada. Bilerek birinin yenilmesi, bilerek birine işte kaybetmek falan bu kurgudur.
Ama mesela 2v5 de kurgu aslında. Ama ben o setup'ı kuruyorum. Yani evet. İnsanların bir araya gelmesini sen o yolu kuruyorum. Açıyorsun. Doğrudur. Ya, sen o yolu açıyorsun. Ya negatif abi. Bağlamda kurgu değil yani. Ondan sonra ama şöyle olduğu oluyor mesela. Atıyorum 2v5 yapıyoruz. Ya bir maçta yeniliyorlar. Seyir zevki çok kötü. Onu tekrarlıyoruz. Yani bu bunu yaptığımız oluyor mesela. Ama yani sonuç olarak yenil olmuyor. Yani sonuç olarak bir defa yapamadı, failledip bir daha denettiriyoruz. Abi bu, bunu herkes yapıyor aslında. Biz mesela Yasuo buff yedi, ne bileyim öyle oldu. Yasuo'yu alıyoruz, biz oynuyoruz. İlk oyunu kaybettik, onu atmıyoruz. Daha güzel oyun olmuyor. Daha güzelini sunmayalım. O ayrı bir kurgu değil abi, onun alakası bile yok. Kurgu dediğimiz işte 1000 AD kasarsın ama karşıdaki özel oyundur. Ve özel oyun olmadığını belli edersin. Fena pisam. Ha bak ben mesela bunu nerede yapıyorum? PB'de yeni gelen bir şampiyon olduğu zaman yapıyorum. Çünkü yeni gelen bir şampiyon olduğunda Okan abi sen bilmiyorsundur ama Robogot falan bizimkileri biliyordur. Ya bütün PB oynayıcılar biliyordur abi. Anasını avradını. Karakteri pikliyorsun maçı doçluyor. Karakteri pikliyorsun karşısı doçluyor. Karakteri şey yapıyorsun birisi. Ya doçluyorlar abi. İnanılmaz bir doç atma mekanikleri var anasını satayım. Ya da banlıyorlar o karakteri PB'de. Ve hızlı bir şekilde sunamıyorsun millete. Ben de tabii bitti. O yeni gelen şampiyonlarda bu sadece. Dikkatli çekin. Bitkini de attım. Çok yanlış bir hareket. Okan abi çok yanlış bir hareket. Devam et ama. Devam et. Vuruyorum abi. Abi kestim en azından. Kestim en azından. Çok niye öyle girdin ya? Ya atarlandım sinir oldum. Bitkinliği falan dağıttım. Sen sakin ol. Onlara zaten diyorum. Discord ekiple girdik. İşte karakterimizi pikleyebildik ancak bu şekilde. Ve oynuyorum ama gerisinde öyle bir şey yok tabii ki. Zaten olsa da şunu da söyleyeyim ya arkadaşlar. Orada, evet abi. Ya orada şöyle. Mesela adam ben öldüm. Dersem ya zaten bu kadar belli etmeden yapabilmen mümkün değil. Abi her şeyi yani, er ya da geç ortaya çıkar aslında. Tabii belki ki, de Profesco da öyle olmuştur. Bilmiyorum hakkını yemeyeyim adamın ama anlaşılır. Aynen, arkadaşlar. Ben de hani günahına girmeyeyim de yani hani öyle bir muhabbet dönüyordu. Şimdi Okan abi aldığı insanların çoğu tanımadığı insanlar hep izleyicilerini alıyor. Discord'una çekiyor izleyicileri. İstiyor tabii, musun? Tabii. Gel abi. Gir abi VS'ye. Şimdi o adam orada öyle bir şey yaptı. O adam abi yaşlar küçük olanlar da var. Kesinlikle gider söyler. Bir gün canlı sıkılır bir şey. Öyle, abi böyle böyle der ve hayatı biter. Bunun riskini hiçbir YouTuber almaz diye düşünüyorum ben. Almaması lazım. Kesinlikle kurgu olayı zaten sıkıntı abi. Bunlar ortaya bir çıkıyor çünkü. Onu engellemek için ben şey yapıyorum mesela. 2v5'te ya da 1v1'de. 2v5'te mesela 2 kişi olan taraftan birini kestiklerinde RP veriyorum ki. Gir. Adamı göremiyorum ki. Gir. Tek bu. Tamam. Heal da verdim. Abi almamız lazım. Tamam. Abi sen gir örtün abi. Abi ya adam ya konuşurken ona kırıyorum. Ama abi sen niye W'nun açık oldukça adamları kavasına atlıyorsun ya? Abi Tristana ile çok atarlı oynuyorum. Ne yapayım? Duramıyorum yani. Ama güzel. Orada niye sana gelirim? Lulu Bey'deydi ya o yüzden. Biraz ilk dediğimde girseydin şu şekilde kurtaramam. Neyse gayet güzel. Vav Okan abi 4-3-1 oynuyor ha. Gayet güzel. Ya ben bu arada güzel. Daha dikkatli oynardım da şu an konuşuyoruz ya. Bir Okan abinin kümesi ne? Evet ben bunu soruyorum kendim. LoL Pit'in kümesi ne abi? Ne yani bu abi LoL ben, kim ulan bu LoL Pit? Anladım. Bak şimdi ben en son dereceli böyle hardcore oynadığım YouTube'a başlamadan önce oynuyordum. O da 3 ya da 4 sene önce. Ligin platindi abi. Zaten bir sezon oynadım. Oha sen plat oldun mu? Tabii. Vay helal ben bilmiyordum. Bilmiyordum. Ay, oynuyor ya. Ama. Fiddle'la Tristan oynuyor. Bizim zamanında VS olayı vardı 5v5. Tristan ile kafama vurup kesiyordu beni. Evet. Güzel. Yani çok oynaya zaman harcayabilsem oynarım tabii. Hani biraz daha yükselebiliriz ama oynayamıyorum. Çünkü çocuk, hanım falan. Doğru. Biraz iş. Çocuğun zaman gözlerinden yok yani. Öperim bu arada. Maşallah. Nehir çok tatlı. Amcası bir şeyim abi çocuğun. Çocuk beni büyüdüğünü hatırlayacak. Artık çocuğa bir şey alacağımız zaman şey. Abi Okan abi ne yapıyorsun? Kaç. Hop yılladım Okan abi. Artık oğlum, şey diyorum işte Okan abi çocuğun doğum günü gel video çekelim o zaman. Aynen. Aynen. Yalnız Budrivan bizi biraz yok abi halledeceğiz ama Lulu'la yan yana olmaması lazım onların. Her neyse. Oha. Abi. Nanachki. Ulti evet. Sana bir soru daha yönlendiriyorum. Bir dakika. Ne yapıyorsunuz? Keser miyim? Kesemem. Yok, hadi, keser. Hadi. Aha kestim. Hop, hadi. Ananı avradın bu kim? O ne güzel giriş yaptı lan çocuk. Abi. Yalnız Bulun'un çok fazla kalkanı var ya. Mekanın sahibi girişini gördük anasını satayım şimdi.
Ama hiç bir sıkıntı yok. Ben diğer soruma geçiyorum. Bu kadar kişiyi ünlü ettin. Yani ünlü ettin diyorum. Boostladın. Güzel boostladın. Çok isim var çünkü. Bizim aslında bilmediğimiz. Yani ünlü ettin derken. Yani o gittiği yolu kısalttın adamlara. Adam bir sene tanımlayacakken sen onu hızlı bir şekilde tak 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 önümüze sundun abi. Bu insanları. Bu mevzu çok önemli bir detay. Evet. Ben bunu çok merak ediyorum. Bu insanlar senin de bunu hak ediyor mu? Ya şöyle söyleyeyim. Ya da hak etmeyenler var mı? Kimler hak etmiyor abi? Kimler sana dedi ki ya Allah belasını versin. Yani ben niye bununla video çektim, ben niye bunu öne attım ki dedin mi? Bunlar kim? Ya henüz öyle dediğim biri olmadı. Şöyle bir açıklık getireyim o boostlama mevzusuna. Biz insanların videolarını kanalda yayınlıyoruz diye inanılmaz ünlü olacaklar diye bir kaide yok. O ünlü olma kriteri o kişinin kalitesine bağlı. Benim kanalda mesela bir tane video attığımda deli gibi daha sonra kanalı büyüyen insanlar da oldu. Mesela Eze Script. Lars mesela. Hani bir tane video attın ve insanlar inanılmaz derecede sevdiler ve çok izlendiler. Çok güzel lan abi. Ölmedin sana yıl basacağım abi. Go abi. Zıpla abi kafasına. Çok güzel abi. Benim çok maymun güzel. Ediyor. Evet abi. Mesela bu insanlar neden izleniyor? Çünkü izleyiciler sevdi bunları. Videosunu yayınladığımız kişinin kalitesi çok önemli. Levent de çok tatlı çocuk zaten ya. Zaten yürüyor. Ama izleyici hitap etmeyen biri ise eğer, yani şöyle söyleyeyim, beğenmiyorsa izleyiciler çok, ya istersen 10 videosunu atayım yine de o kişi yürüyemiyor abi. Yani insanlar şunu şey zannediyor. Evet işte Lolpit'in kanalına çıktı. Bunu da ünlü etti Lolpit. Öyle bir şey yok abi. Var ama bu çok, sana bir şey söyleyeyim mi? TR serverinde bunun konusu dönüyor. Yani ben nereden söyleyeyim sana? Giriyoruz mesela, o adam oyunuma geliyor bir kişi. İsim vermeyeyim. Şey diyorlar all chat'te. Ulan sen de ünlü oldun ya, Allah senin belanı vermesin. Sen kimsin falan. Aynen. Çocuklara laf atıyorlar çok. Onları da siz aslında çok. Arkadaşlar bir insan içerik üretmesi niye size dokanıyor ki? O adam içeriğini üretiyor. Zaten iyi yapıyorsa, Okan abinin dediği gibi. Başarılıysa o adam tutturur gider zaten. Ama ne? Zaten abi biz mesela ön ayak olmasak bile o kişi zaten büyüyecek. Büyüyecek. Biz her sadece, yerde geç büyüyecek abi. Doğru. Tabii kaliteliyse büyüyecek zaten. Biz sadece yolunu kısaltıyoruz senin dediğin gibi. O çok güzel bir tabir oldu yani. Aynen öyle. Yolunu kısalt. Ben de öyleyim abi. Bana da diyorlar. İşte mesela bana demiyorlar bunu ama yemin ediyorum sana bizim çocuklara söylüyorlar bunu. Bazılarına. Şey diyorlar işte gidin o adama şey yapın. Sen söyle. Ben bunu durdurdum arkadan çünkü şey gelecek. Sana şöyle verdim. Heal attım abi. Abi çok içeri mi girdik? Allah senin belanı vermesin. Abi ben girdim bunun içine. Hadi oğlum. Yaparsın. Hadi. Hop tamam. Bunu da alalım. Anan avradı set geliyor. At git. Aa doşladı. Bana da bunu çok söylüyor. Bizim çocuklara durup diyorlarmış ki işte sen şey bu olmasa Barış'a gidip yalakalık yapın. Alakası bile yok abi. Biz para alın. Hayır abi öyle, yani, öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yani, yok abi. Bak istediği kadar sen boostla, ya boostlamak diyorum yani insanların tabiri. İstersen 100 videonda o adamı kullan. Eğer izleyici o kişiye ısınamadıysa o adam izlenmiyor abi. Doğrudur. Bu mümkün değil yani. Doğrudur abi, doğrudur. Biz bunu yaparken ben de hiç Okan abi gibi hiç gocunmuyorum. Şunu da keşke video çekmeseydim falan bunları hiç demiyorum bunu. Zaten hak eden hak ettiği yere kadar gidiyor aynen abi. Aynen öyle. Onu ya benim size. Hoşuma gidiyor. Yani şöyle o kişi ünlü olduktan sonra ya win-win aslında bu. O abi iyi şeylerin oluyor. İyi yarıyor. Kontağın oluyor aslında. Ben biriktiriyorum aslında mesela iyi kontaklarım ama bir iş için kullanmak için de ki kime sorarsan sorun hiçbir zaman böyle bir şey rica etmedim, bir şey etmedim. Sadece birileriyle bir şey yapmak, paylaşarak daha hoşuma gidiyor benim. Okan evet, abi de bu daha çok eğlenceli. Daha büyük bir olay. Benim kanal olayı o zaten. Ve insanlar seviyor bunu etkileşimli içeriği. Peki sana bir soru daha. Davetine gelmeyen ya da seni umursamayan oldu mu? Ama bir dürüst ol. Bir şey olmaz. Zaten bu söylenildiyse söyle. Kimse girip buradan linç etmez zaten birisi. Ya sen niye Okan abinin videosuna gitmedin lan falan demez yani. Ya davetimi reddeden açıkçası çok fazla olmadı. Çok nadir. Okan abiye hayır demek imkansız arkadaşlar. Ha, o farklı konu tamam. Yani Darius nadir... geldi abi. Ne düşünüyorsun peki? Ne bu da sana bir soru. Ne Darius, oluyor oğlum? Ne Darius hakkındaki ya? Düşüncelerin de. Ne oluyoruz? Ne yapıyorsun? Fitti oğlum bu. Yo fit demiyor. Ama kesemeyeceğiz. Şuna bir heal basıyorum ben. Bitkinlik attım abi o adama. Oğlum oğlum. Ha ben neredeyim? Ben ne tamam, yapıyorum? Tamam heal bana... bastım. Oy. Ben niye yalnız kaldım orada? Ben çık abi orada. Çık sat buraya abi. Sat. Evet abi sen devam et. Bırak bu şerefsizleri. Davetimi reddeden genelde pek olmuyor. Oha bu can ne? Gel. Milyonları alalım. Gel.
Kaçma. Evet. Ama tribe girenler tabii ki ara bazen oluyor. Mesela bazı kadın yayıncılarda bunu yaşıyorum. Bu arada çok yüksek takipçili kadın yayıncılar değil. Niye tribe giriyorlar? Bilmiyorum abi. Yani abim hepsini, izin vermedi, erkeğe karşım bu, izin vermedi falan mı? Hepsi değil bu arada. Yani oldu mu yani böyle? Aa, erkeğe karşım izin vermiyor falan. Yo ya mesela konuşuyoruz. Videoyu yapacağız. Tamam mı? Evet abi. Tamam diyor, okey. Ondan sonra mesela yazıyorsun, hadi video yapıyoruz diyorsun, bekliyorsun, cevap yok abi. Yani bu reddeden, reddeden kim ya? Reddeden oluyor. Böyle reddeden oldu yani seni cidden. Gelmiyorum. Tabii kimse gelmek zorunda değil kesinlikle. Ama Türkiye'de düşünüyorum reddeden var mı diye de. Valla beni bir LL Stylish reddetti. Onun da sebebini çok güzel açıkladı çocuk yani. Ne abi? Ben Zed matchup'ıyla aynı kişiyle karşılaşmak istemiyorum dedi ZX Smurf için. Aa, çok normal. Zed vs Zed. Kaybetmek istemiyorum dedi. Okan abi. Benim niye içimde değilsin? Abi çünkü öldüm. Anan. Ben de öldüm galiba. Ya ben kurtardım abi. Ben orada öldürüyordum ne güzel. Abi buraya bir tane daha mı teleport geldi? Beni reddeden. Düşünüyorum hala var mıydı diye ya. Evet abi. Ben de öldüm. Ya ilk zamanlarda belki olmuştur. Yani ilk zamanlar çünkü daha yeni olduğu için, çok kanal büyük olmadığı için, gerçi ben büyük değilken de çoğu kişi büyük değildi, öyle de durum var. Ama genelde geliyorlar ya, sağ olsunlar. Sana bir soru daha o zaman. Öncelikle bu zaten herkesin merak ettiği bir soru. Çok çok merak. Bu gelenek oldu artık bu soru. Sen de az çok tahmin ediyorsun. Ne kadar kazanın? Yani YouTube'da son 30 gün, ya bir aylık ortalama gelirin nedir senin? Siz sürekli bir video atmıyorsun gerçi. Yok, aynen. Ben bazen ayda attığım maksimum 10'dur bu arada. Bazen 5, bazen 4 video atıyorum. Çok fazla video atamıyorum. Ya YouTube'daki kazanç da zaten attığın video sayısına, gelen sponsorluklara evet göre değişir. Ya sponsor dışı çok abi. Yani gelen senin o kazancın. Tabi. Yani o ayki o ne kadar sponsorluk var, ne kadar video attın, onlar çok etkiliyor. Hiç video atmadığımı düşünelim. 3-5 tane attığımı düşünelim en fazla. Sponsorlukla hiç gelmediğini düşünelim. Benim kazancım yani 5000 ile 10.000 arasıdır. Yani en düşüğü. 5000 ile 10.000 arası en düşüğü. Aynen. 5-10K arası diyorsun. Yani ya 5'in altına da düşebilir 5, bu arada eğer. Hiç video şey yüklediği zamanlar normal yani. Tabi abi yani 1-2 video yüklersin, sponsorluk olmaz, 5'in altına düşer. Şöyle de bir durum var. Şimdi şirket de kurdum ben geçen sene. Hı-hı. Abi gelirin %50 ile 60 civarı gidiyor zaten. Zaten vergiye yani gidiyor. Evet. Vergi, harcamalar, giderler de var. Doğrudur. Tabii, ben zaten abi RP veriyorum bir ton yani. Hani onun o RP çekilişleri gerçek mi diye de bir soru geldi. Gerçek. Yani veriyor abi RP. Veriyor. Abi, o soruyu bana da çok soruyorlar. Abi gerçekten veriyor musun? Arkadaşlar benim dur lan. Hop tamam abi, onu da tuttum ben aslında ama neyse boşver. Abi RP verme vermeme konusu da çok riskli bir konu. Bu kurgu gibi. Eğer sen bir ton çekiliş yapıp RP'leri vermezsen bu ciddi bir sorun. Ve bu açığa çıkar mutlaka. O yüzden ben her zaman eşeğimi sağlam kazığa bağlarım. Benim şimdiye kadar yaptığım bütün çekilişlerde hangi çekilişi, nerede açıkladım, kimler kazandı, verildi mi verilmedi mi, eklendi mi diye benim bir Excel dosyam var. Bunun takibini yapabilirim. Bende hiç Excel yok, benim adamlar var, ben de aynı ama veriyor abi. Yani RP yani vermemek çok ayrı bir dava. Tehlikeli gerçekten olur zaten. Tehlikeli ya olan. Ben onu yatırım olarak görüyorum bu arada. Ya ben sadece Haziran'da 1700 liralık RP verdim. Yani kardeşlerin de üstüne koyduğunu düşün. Ben de hemen. Ya çok veriyorum. Hemen hemen veriyorum. Ben de aynı şekilde veriyorum abi. Benim de bir de iki kanal var diye ben de veriyorum. PUBG kanalımda falan. Ve ben bunun bir de kaydını tutuyorum. Ne olur ne olmaz. Olur da böyle bir dedikodu çıktı. Ben sadece o Excel'i göstereceğim. SS'leri göstereceğim. Bitti, bu kadar. O konuda içim çok rahat. Peki. Sana bu soru çok sormak istiyorum. Ulan hiçbir şey yapmadan oturduğun yerdesin. Bir de bunun üzerine milleti oynatıyorsun. Oynamayı da bilmiyorsun. Tamam mı? Bakıyorum evet, abi. Dakika 20. 110 farmını Allah senin bela, bir de supportum benim. Tamam mı? Bu parayı hak ettiğini düşünüyor musun abi? Yok, bana böyle bir soru geldi ve bunu böyle çevirdim bu arada. Videonun videosuna güzel sahne çıksın. Likes evet. Evet, çok iyi oynayamıyorum. Doğru. Oynuyorsun. Oturduğun yerden para kazanıyorsun. Bak bunu çok söylüyorlar. Ya işte sen hiçbir şey yapmıyorsun. Oynamıyorsun bile, oynayamıyorsun bile, bedavadan millet ne ol, ah be basacağını düşünemedim. Yeni geliyordu da ondan. Bunu çok söylüyorlar ve bana bu konuda özel bir hater kitlesi var bu arada. Bunun üzerine. Ama şunu bilmiyorlar. Abi ben yapıyorsam, başardıysam bir şey var demek ki, başarmışım. Sen de yap kardeş. Sen aynen de yap öyle. Sen de başar. Ya bir şeyler olmuş ki başarmışız lan, yürü git. Abi sen gerçekten oynamayı bilmiyorsun bir tık ya. Adamın üzerine niye atıyorsun abi, adam içindeyken değil. Ya tabii adamın üzerine atlama sevdam var abi. Of ne güzel. Oy öldü.
çok güzel attı oraya da. Neyse evet, ne abi. Diyordum? Bu konuda bir hater kitlem var benim zaten. Hani benim bedavadan para kazandığımı yönelik. Arkadaşlar bunları bu noktaya gelmek kolay olmadı. Yani başlarda herkes gelmiyordu kanala yani. İnsanları getirmek kolay değildi. Bir, konsepti bulmuşuz. Değişik bir konsept. İnsanlar sevmiş. İki, insanları kanala getirmek kolay değil. Zaten onu başarmışız. Ya bu kolay şeyler değil. Ya başarabilen yapsın. Ya, yani madem yapılabiliyor. Yapan yok. Okan abinin bu olayını da yapabilen birisi olmaz. Ben tekrar söylüyorum. Çünkü Okan abi yerine X bir şahıs olsaydı izlerim, ben izlemezdim. Okan abinin sunuşu, anlatışı, yani organize etmesi. Bir de Okan abinin böyle şeyi, bir yapısı var. Yani insanları seveceğim. Çok ben de seveceğim ama ben bir yerde fıttırıyorum abi. Çıldırıyorum. Okan evet. Abide o yok. Abo aşırı sakin ya adam. Umurunda ben değil. Biz Okan abiyle çok masaya oturduk. Çok konuştuk bazı olayları. Okan abi bana ben anlatırken çok sıkıntılı olaylar anlattım. Okan abi halen daha sakindi böyle. Relax. Ben Okan abinin yerine sinir oluyordum yani. Gerçekten. Okan abiye orada iyi de yaşın verdiği bir olay var ya. Bu yaşına gelmiş, senin halen daha bilgisayarın başındasın diyenler çok oluyordur ama bu bir meslek, bu bir iş aslında. Tabii yani, iş abi. Bir yandan da sevinmemiz lazım böyle olaylara. Abi geri çıkalım artık, adamları hayvan gibi vurmayalım. Geri geri. Sana o zaman bir soru daha. Asıl mesleğin ne? Bu meslek konusuna girdik. Asıl mesleğin ne abi? Ya, İngilizce öğretmeniyim. İngilizce öğretmenisin. Hatta Ege Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Oy. Onu da söyleyeyim de. Neler neler varmış ya sende. Abi Okan abi kaç? Bir tane daha vurabilseydim ona patlatacaktım. Onu öldürdüm ama ben öldüm. Hatta şey diyorlar ya, işte boş adam boş boş oturuyor diyorlar. Hatta burada CV'yi mi açıklasak acaba insanlara, kendimizi gerçi kanıtlamak zorunda. Yok abi yani. Sağlam. Ben Okan abiye çok rica ediyorum. Abi gel bizim menajerimiz ol. İngilizcesi perfect derecede yani. Ve konuşma yazı dilini çok çok iyi biliyor. Adam yani klas o konuda. Çok diyorum. Okan abinin çok aklına girmeye çalışacağım. Abi sen bizim menajerimiz ol. Yani bütün herkesi tanıyorsun. Herkesle anlaşabiliyorsun. Bam 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 geçelim içinden diyorum ama inşallah ona da bir gün ikna edeceğiz. Okan abiyle bu arada yakında çok güzel bir projemiz de olacak. LOL'ün de infosunu vermeyeyim. Başka bir oyunda başka bir manyaklıklar. Birileri gene alır, severiz öyle şeyleri. Sonra birileri yapar. Aynen aynen aynen. Yapılır yani bu arada, yapılır. Çok güzel şeyler de girecek. Videolarına gelenlere para ödüyor musun abi? Bu videolarına gelen YouTuber'lara, gelen içerik üreticilerine, gelen yayıncılara para ödüyor musun sen? Yok, ödeyemiyoruz. Ödersek çoluğumuzun çocuğumuzun rızkı kalmaz abi. O da doğru. O sıkıntı. O da doğru. Ya evet. Ödeyemeyiz. Ha, bu arada isteyen oluyor. Mesela atıyorum bir şeyin birincisi. Yani çocuk yani haklı olarak. Yani diyor ki ben bunun karşılığında ne alacağım? Ne alacağım? Sen nasıl yani, diyorsun ha? Ben buna çok şaşırıyorum. YouTube kanalı aç, YouTube kanalı linki bırakayım falan. Tabii. Arkadaşlar bu arada birisinin, biz bunu hiç yapmadık ama bunun çok teklifi geliyor bizlere, tam maillere falan. Birisinin kanalını promotion etmek, onun kanalını reklamını yapmak, onunla bir video çekip eğer abonesine göre parası değişiyor. 2000, 3000, 4000, 5000 TL para almamız lazım aslında bizim. Biz almıyoruz ama. Direkt yani reklam yap- ki böyle teklifler de geliyor bu arada. YouTube kanalım var işte. Evet. Bir oyununa konuk olayım şu kadar para. Fena paralar teklif ediyorlar çok. Bak ben yüzüme karşı geleni de gördüm. Adam bak şimdi trak vereyim sana kardeşim, parayı gel beraber bir çekelim anla. Ama tanımıyorsun adamı yani, bilmiyorsun ileride nasıl bir içerik çekeceğini. O yüzden ben o konuya hiç girmiyorum. Benim ekibim bana yeter ya, zaten. Ya nasıl para girse para alacak, para verilecek olsa borçlu çıkarlar diye muhabbet söyleyebilirim tabii. Cidden. Çünkü 350-400 bin abonelik kanalına gidip videomu tanıtıyorsun yani baktığında. Aynen öyle, kendini tanıtıyorsun abi. Aynen öyle, para da almıyor, para da vermiyor. Okey abi. Şimdiye kadarki kanalındaki en iyi vs, YouTuber vs'si kimlerdi abi? Valla abi bunu ya çok güzel vs'ler var. Çok heyecanlandığım. Yani şu ana kadar en heyecanlandığım vs Yasuo vs Lars'tır abi. Çok inanılmaz güzel bir vs'ydi. Lars'ın almasını çok istedim. Yani Moe'de insan gibi oynamıyor. Yasuo çok iyi oynuyor. Bir sanat icra ediyor. Moe insan değil abi. Ben de çok seviyorum. Moe'yi Türkler de çok seviyor. Baya baya seviyor. Aynen, zaten evet. Müslüman kendisi. Moe. Aynen. Moe ya çok bak bir de ne kadar çocuk. Yabancı insanları getirmişiz. Yani buna da haterlık yapmayın ya. Bu hater konusu açıldı. Tamam, ben bu soruyu da soruyorum abi sana. All Star'a gittiğin zaman ben çok linç yedim. Çok linç yedim. Number one'dım YouTube'da. Number one'dım. Yo ben de çok yedim. Ama şaşırdığım bir olay oldu. Ne biliyor musun? O hani girdim Dumbledore, Gaze, Hitbox, Gaze'den söyletiyorduk ya. Yemin ediyorum bayrak asıyorlardı ya chatte. Yani bir o, yani öyle söyleyeyim sana. Uu Kiyus'u ne yaptı aldım, Kiyus yapacaktı bunu. Sana neler geldi çok merak ediyorum. Bana ismim ilk açıklandığından itibaren herkes istisnasız sövdü. Yani %2 falandır. Aa iyi o da gidiyormuş diyenler. Onlar herkes. Ama Faker videosunu falan çekince herkes. Sövdü abi. Heh, oraya geldim şimdi. Hayır şimdi benim oraya gitmekteki amacım, benim olayım networking.
Tamam mı? Ben iyi oyuncu değilim. Buna kabul. Ben zaten All-Star'da bir de bu arada kimsenin umurunda değil iyi oynayıp oynamamak. Evet. Herkes eğlencesine gidiyor abi. Videoda da yap, söyledim zaten, gösterdim. Bizim benim ama Türkler şey zannediyor galiba. Bizim kitle tabii, tabii. Şey zannediyor. Hayır abi, eğlence olabilir olsa, hayır ama kesin tryhard oynayın ya, falan. Vatan millet Sakarya diye abi, oyun lan bu. Öyle değil. Asacağız neyi asacağız? Hayır. Ya eğlence. Bir de eğlence organizasyonu. Neyse bana bayağı sövdüler, tamam mı? Herkes ama LoL'ün sayfasında, işte Instagram'da yorumlarda panolar açılmıştır. Sövüldü. Evet, çok bana da açıldı. Sövüldü. Evet. Ya şimdi ben bir içerik üreticisi olarak Türkiye'de bir içerik üretiyorum ve illa iyi oynamak zorunda değil. Sakin olun. Çok lan. Güzel. Çok güzel move. Çok güzel move abi. Şuradan da atlarsak var. Ondan sonra benim tek amacım network şey All-Star'a giderken bu arada networking yapmaktı. Yani yabancı birileriyle tanışayım. İşte Tyler Van'dır, şudur budur. Fake Tyler Van nasıl ama? Dediğim. Çok tatlı adam değil mi? İnanılmaz adam. Çok tatlı yani. Bir adam. Hani onlarla belki denk getiririm de videoya falan alırım diye düşünüyordum mesela. Ben Tyler Van'la orada karşılaştığım zaman lafını kestim Okan abi. Sabah gözümü açtım, Tyler Van vardı. Ya yanımda değil tabii. İşte araca bindik, shuttle'a bindik. Biz geç kalktık. Tyler Van yemin ediyorum trollün kralıydı ya. Yani Türk olduğum anlayınca daha beter çıldırdı bana. Böyle daha beter bir sempatisi oldu adamın. Türkleri çok seviyor bu arada. Bayağı seviyor. Okan abi ölme. Okan abi daha bir şöyle zaten. Bir. Evet abi. Ne oluyor lan? Bak burada bizim en iyi mi peşliyon lan sen? Evet abi, o çocuğun şöyle bir. Ne diyordum ha? Gittim ben şeye All-Star'a bu sefer de şey. Gel buraya gel. Ama burada oyun biter. Tamam abi, geri. Evet abi. Tim All-Star'a tam olarak istediğimi yaptım. Bu arada All-Star'da ben Urf oynayacaktım. Bana Urf yazmışlardı. Son günü Urf'u şeyin All-Star'ın. Ben ama çıkmak istemedim. Çünkü biliyorum bizim. Yerini saldın. Kime saldın yerini? Holy oynadı. Oynar mısın dedi. Ben oynarım dedi. Sıkıntı yok dedi. Ben direttim ama bayağı. Holy oynamak istemedi bu arada. Hani sen oyna abi dedi. Oradakiler de çok ısrar etti ama ben oynamak istemedim açıkçası. Çünkü biliyorum insanların neler evet. düşüneceğini. Benim amacım orada network. Eğlenemiyoruz abi. Ağız tadıyla eğlenemiyoruz. Ben OVS'ye çıkarken aynen. Bana Dumble ne dedi biliyor musun abi? Kemal. Dedi ki Barış niye Trayard'da oynayalım ki, eğleniyoruz abi dedi. Eğlence maçı bu. Yani onlar öyle düşünüyor zaten. Neden yani? Ben de dedim ki Kemal, bak o an sahnedeyken şey diyordum Kemal bizi dedim yıkarlar. Bak ben Türkiye'ye indiğimde İstanbul'a beni yıkarlar abi. Yani biraz doğru, dikkatli oyun. Ve biz trolledik. Kemal'la eğlendim. Çok eğlendim. Gene çok güzel namımızı duyurduk ben gittiğimde. Okan abi de bu arada mükemmel bir video. Faker'a adam yedirdi yani. Onu söyleyeceğim şimdi. Yedirdi benim yani. Amacım olan networking, orada video çekmekti. Mükemmel bir network yaptın ya. Evet. Evet, tam mükemmel yaptın. Ben yani de bu arada. İşte tatlı matlı yedirdim. Enteresan bir şeyler yaptırdım yani. Ondan sonra video yazdıktan sonra da yorumlara şey geldi. Aa abi işte sana çok sövdüm ama video haklı çok güzel evet. olmuş. Faker'la röportaj. Aynen. Hakkımızı ama yani, etmiyoruz varsa şey. Etmiyorum tabii yani. Hani benim olayım bu zaten. Networking işte ne çıkarabilirim içerik olarak? Ne denk getirirsek yani. Gerçekten ben de mesela orada bütün influencerlarla, yabancı influencer çok çok iyi anlaşıyorum. Faker'ın çantasını falan taşıyordum yani. Ben artık adamıma zavallım. Herkes bir şey veriyor, bir çanta veriyor. Abi girmemiz lazım oraya. Şöyle bir şey yaptım ben bunu. Tamam abi, healladım seni. Geriye kaç. Geriye kaç, zıpla abi. Çim oğlum, sersemledim. Maymun oldum. Ben de öldüm. Tamam abi, sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. Bir takım talihsizlikler yaşadık. Yani All-Star'a ya bu arada Riot seçti. Bizim herhangi bir olayımız yoktu. Evet. Evet. Seçti, gönderdi seçti. Yani. Yapacak evet, bir şey Riot yok o noktada. Ben de hakkını verdiğimi düşünüyorum yani. Gayet verdin abi. İçin rahat olsun. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Riot Games başarılı durumuna göre isimleri yolluyor oraya. Öyle söyleyeyim. Birilerinin oylamasıyla falan seçmesiyle değil. Öyle bir durumcuk var. O sene, o sezon performans yaptığın duruma alakalı. Ben tabii geçen sezon yoktum. Çünkü ayrılmışım partnerlikten. Çünkü bir takım talihsizlikler yaşıyorduk sürekli Riot'la. Diğer sorum, hadi bu konu da açıldı. Riot Games kuruluş, organizasyon falan abi. Riot Games hakkında düşüncelerinden. Çünkü sen ne yaşın? Yani olgun adamsın. Bir şeylere daha farklı bakmayı biliyorsun. Riot Games hakkında, LoL hakkında, LoL TR hakkında, bu community ve oyun hakkında düşüncelerin ne abi? Ya şöyle, yani ben sizin kadar ya da işte bu oyunu sürekli oynayan insanlar kadar içinde hani try hard modunda olmadığım için sizin yaşadığınız bazı sıkıntıları göremiyorum. Ya çünkü mesela win trade'ler, işte şu kapılar kapalılar falan vaayetin muhabbeti. Ben bu tarz noktaları göremiyorum. Yani göremediğim için benim açıkçası o noktada bir fikrim yok. Bir şey diyemem. Ama çok fazla şikayet var haklı olarak. Zaten düzeltmeleri de yapacaklarını söylüyorlar. Ha, Riot'un YouTuber'larla iletişim konusunda son bir senedir bu arada kendisini toparladı.
Öncesinde bir tık daha şeydi. Uğur abi biraz ilgileniyor, doğru. Onların da işi zor ama yani LoL artık eski tadı yok arkadaşlar. Ve eski tadı olmamasının nedeni tamamıyla bence bu community yani. Yani TR'de oynayan yayıncı ama kalmadı. TR'de oynayan bir bok kalmadı. TR'de oynayan birisi kalmadı. Varsa da daha yeni arkadaşlar. Yani bıkkınlık geldi. Adam ana avrat küfür ediyor. Bu oyunda da kesin edilmiştir, biz görmemişizdir diye düşünüyorum. Sürekli böyle olaylar dönüyor. Beğeniyor mesela adam. Ya ağır sövüyor. Evet. Daha bir şey yok ortada. Ya da abi seviyorum ama ağır söven çok daha fazla. Evet abi. Bitkinliği attım abi. Çok güzel abi, öldün. Oha. Abi. Arkadan teleport geldi abi, şuraya doğru kaç. Ben onu slowlayacağım. Rahat ol. Ben onu slowladım abi. Rahat ol. Sen kayıtlı abi. Kayıt mekaniks görelim abi. Kayıt mekaniks abi. Kayıt mekaniks. Yap onları oyunculuğunu abi. Zıpla abi kafasına. Zıpla abi. Adamsın abi. Göremiyorum. Abi gir abi. Abicim kill bende kaldı. Var mı lan başka? Bitti. Gel Drake alalım gel. Sana diğer bir soru. Artık sorularımız bitti sayılıyor. Ailen yani eşin, yengeceğiniz, ona da selam olsun bana uyduğu izlerse. Laf söylüyor mu abi? Bu yani normal bir işin var. Normal bir işin var diye bilgisayar oturup bu işe uğraşıyorsun. Evli bir adamsın. Ne yaşın büyük. Kaç yaşındaydın bu arada Okan abi? 33. 33 yaşında. Ya benden 6 yaş büyüksün. 5-6 yaş evet. Yani bu sıkıntı oluyor mu? Gerçi ben biliyorum ama çanta manta alıyordu. Hatırlıyorsun değil mi? Her şey yok. O kadar ne kadar para kazandın? Şimdi gelir yengeye gitti. Şimdi Nehir'e. Çocuğa, evet Nehir'e. Aynen. Bir şey diyor mu peki? Abi, ya ben onu ya çok şöyle, merak ediyorum abi. Yani ben istiyorum ilk ki. İlk zamanlarda evet. Diyordu bu arada. Yani ilk zamanlarda işte kanal ilk açıldığında ya da oyunu oynarken. Zaten benim kanal adı da LOL Çukuru yani. Hani oyun oynar, LOL'e giren çıkamıyor. Evet. Oynarken laf söylüyor tabii çünkü ona ayıracağın zamanı oyunu ayırıyorsun. Evet. Bayağı o noktada sıkıntılar tabii ki yaşıyorduk. Ama şimdi iş olduğunda ve iş olarak algılanmaya başladığında artık o birazcık değişiyor. Çünkü ben sonuçta aslında ikinci bir iş yapıyorum. Ya bunun yerine gidip işten çıkıp işe de gidiyor olabilirdim para kazanmak için. O yüzden biraz daha hoş karşılanıyor şu anda. Ama yine tabii ki şey var. Yani biraz daha zaman mı bize ayırsan tarzında muhabbet var haklı olarak. Ama yapacak bir şey yok. Bu bizim işimiz. Aynen sonuçta öyle. Sonuçta çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını kazanıyoruz. Yani anlayış, bu işte anlayış çok önemli çünkü. Yani tabii. Moral, motive çok fazla şekilde önemli. Yani helal olsun yenge. Diğer sorum LOL. Bildiğin üzere düşüşte olan bir oyun. LOL düşüyor yani. Bu oyun artık hype'ı gidiyor abi. LOL içeriği çekmekten hiç bıktığın oldu mu? Ya da pişman oldun mu? Ya bunu yapmak yerine bunu yapsaydım. Ya LOL kanalı olması yerine keşke bu kanalı açsaydım dediğin ya oldu açıkçası mu? Açıkçası senin zaten hatırlıyorsun 2 sene önce. Evet. Neredeyse 1,5 sene önce. Masadayken masada böyle. Masada oturduğumuzda hani PUBG Mobile'e geçsek diyorduk. Evet evet. Hep. Ben o zaman geçseydim o masadan kalktığım gibi geçseydim bitirmiştim. Aynen öyle. O zaman işte ben de çok isterdim PUBG kanalı açmak ama iyi oynayamıyorum. Açıkçası isterdim. Ya gerekirse burayı bile bırakırım yani herhalde öyle bir tutan kanalım olsa. Çünkü LOL ile içerik çıkarmak çok zor abi. Evet. İnsanlar yani, da zorluyor zaten. Çok kişiye bağlısın. Aynı anda gerçekten 9 kişiye bağlısın. İçerik çıkarabilmek için. Ama aynen, PUBG öyle. Mobile'de öyle mi anasını satayım? Giriyorsun, vuruyorsun ve çıkıyorsun yani. O da zor ya. Orada da hileciler var aslında da. Ama dediğin gibi. Ama buna nazaran bir tık daha iyidir. Abi hepinizi çok güzel yılladım yani. En fazla kefareti bu kadar iyi kullanabilirdim ama iyi durumda yo, değiliz. Hayırdır. Oy, Okan abi. Yılayacağım. Yılladım. Lan oğlum ya. Yıllamıştım. Kanta yok muydu ya? Abi. Hadi yılıyorum. Ben mi vurayım oğlum çıkıp? Aha. Vallahi kestik biz bu adamla. Gayet güzel bir izliyorum. Aynen öyle. Dediğin gibi abi. Ben de mesela PUBG kanalını çekiyorum. PUBG'ye video çünkü biliyorsun çok kısa bir sürede 900 bin abone oldum. Ve halen daha hızlı bir şekilde yükselmeye yani. Başlıyor. Evet çok uğraşıyorum. Çok emek veriyorum. Yani LoL'de 3 senedir çekiyorum. 2-3 senedir. Elimden geldiği kadarıyla uğraşıyorum abi. Yani ne bileyim. İzlenme olayı düşük değil. Çok şükür ediyorum ben. Gayet izlenmelerim. Ben hiç aralıksız devam etmeme rağmen izlenmelerim gayet güzel gidiyor ama çok zorluyor ya. Ya kitle de beni bir tık yoruyor belli bir yerde. Emir'le şakalaşıyoruz. Abi Emir'e çok linç atıyorsunuz. Dislike atıyorum. Çıktım. Lan oğlum millet birbirinin anasına babasına sülalesine küfür ediyor. Ya da bir şey oluyor. Bir adam var oyun oynuyor. Adam küfür eden adamı savunuyorlar ya. Yani toksikleşen adamı savunuyor. Kitle artık öyle bir... Ya şuradaki şu kule olsa kuleyi savun. Bak şu kulenin ağzı dili olsa var ya kuleyi savunacaklar abi. O kulenin camı yok mu? Sen o kuleye niye öyle vuruyorsun? Bunlar yoruyor. Evet aslında bir yandan da bunların bizim çözümü belli. Tınlamayacaksın. Devam edeceksin. Önüne bakacaksın. İyi işleri yapmaya devam edeceksin. Doğru. Abi ne kadar daha bu bilincilerin üzerinde prim yapacaksın? Tahminen. Ne kadar sürer abi bu? Vallahi şöyle söyleyeyim. Bir ara OTP'lerden yaptık. OTP'ler eskisi kadar çok ilgi görmedi açıkçası.
Ama birinciler hala ilgi görüyor. Yani ilgi görüyorken de yapmamak saçma olur. Evet. İnsanlar seviyor. Bir de sürekli değişiyor birinciler. Yani yeni kanlar giriyor sürekli sahneye. Evet, doğru. İzleniyor ki. Bir de insanlar merak ediyor abi. Yani bu karakteri birinci olmuş bu adam. Nasıl oynuyor? VS konseptini de seviyor zaten bizim millet. O yüzden daha yeriz ekmeğini. Ama şimdi Titanlar ya bizim... Evet evet, yeni kanal ya, Titanlara aktardı artık ya, bu tarz içerikleri. En mantıklısı. Biri, keşke ilk başta yapsaydım. Evet, keşke. Özellikle birincilerin kanallarını, öğretici çok güzel içerikler var. O Titanlar kanalını açtık şimdi. Çok da iyi, güzel gidiyor. Keşke. Ona da merak ediyorsanız abone olun kesin. Lol Titanlar abi. Çok, aynen, çok... Titanlar diye yazsalar çıkar. Çok güzel öğretici videolar var. Oradan yürüyeceğiz. VS'leri, birincileri falan oraya atacağız. Bizim ana kanalda da YouTuber'ları çıkarıyoruz işte. Güzel oldu yani ikisini ayırmak. Sürekli bana şey geliyor. İşte ben şu karakterin birisiyim, videona gireyim. Şu karakterin birisiyim, şöyle video çekeyim. Yani hepsini LoLpit'e atamıyorsun yani. Aynen öyle. Yetişemediğimiz insanlar var. Aynen öyle abi. Son soruyu da soruyorum sana. YouTube'a başlamayı düşündüğünlere önerin nedir abi? Ne yapsınlar? Ya da sana nasıl ulaşsınlar? Ne yapsınlar? Ne etsinler? Yani... Abi bana zaten şey, Robogot üzerinden ulaşabilirler, mail üzerinden ulaşabilirler. Robogot eğer... bu arkadaşlar. Onun da YouTube Robogot, bilginiz olsun. Robogot oynayan, Urgot oynayanlar kesinlikle abone olsun Oğuzuma. Ondan sonra ya ona ulaşabilirler, bana ulaşabilirler mail üzerinden de. Ama şey olması lazım abi. Yani farklı bir şeyleri olması lazım. Yani kişinin ya çok iyi oynayacak. Gerçi çok iyi oynamak da artık bir zaman şey... Lan ne, kafam karıştı bak yine ya. Abi ben sana giremedim bu arada. Bak bir saniye geri git. Oy. Ölgeliyordum. Çok güzel abi. Gayet güzel. Alayım lan onu. Gayet güzel abi. Yani artık yani iyi oynamak da çok işe yaramıyor. Çünkü çok iyi oynayan insan var. Artık şöyle olması gerekiyor. Hem iyi oynayacak hem muhabbeti çok iyi olacak. Kitleyi çok iyi yakalayacak. Özgün içerik üretecek. Yani son zamanlarda keşfettiğim bir çocuk var mesela. Hani bunu söylemeyeyim. Gerçi onun da reklamını bilmiyorum. Ya, iyiyse olur, söyle olur, abi olur. Ne olacak? Gerçi hani çocuğun bir iki videosunu gördüm. Elijah diye bir çocuk var. Elanje. Evet. Elijah. Elijah diye bir çocuk. Mesela çocuğun muhabbetini ben çok sevdim. Ha, tutar mı tutmaz mı bilmiyorum. Ama o çocuğun yükseleceğine eminim. Yani mesela bu çocuk biraz yükselecek. Ben onu sonra videoya alacağım. Çocuğun yolunu kısaltacağım. Evet. Hani kaliteli içerikler yapmaya devam ederse çocuk yürür. Hani bu çok önemli. Kaliteli içerik. Yani muhabbet, sohbet. Aynen öyle. Abi yapacağınız işi. Eğer bu işe girmek istiyorsan ben bunu her zaman söylüyorum. Yapacağınız işte eğer bir karakter oynuyorsa o karakterin en iyi olmaya çalışın. Ve insanlarla iletişimi abi, çok iyi ayarlayın. İletişim çok önemli. Yani izleyicilerle aslında biz burada video çekerken iletişim halindeyiz. Biz burada nasılsın dediğimizde izleyiciler yorum atıyor. Nasılsınız arkadaşlar, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah mesela dediğimizde. İnsanlar o anı benimseyip cevap yazıyor. Abi iyiyiz, sen de iyisindir. Ya da kötüyüz abi, şöyle bir olay oluyor. Ve biz bu yorumları okuyoruz. O iletişimi iyi koordine etmek lazım. Ben bunu halen daha bu abone sayımda bile yapıyorum. Yapmaya devam ediyorum. Yapmaya devam edecek. Kısmetse White Rift geldikten sonra çok güzel patlayacak hep beraber. Güzel bir video oldu Okan abi. Gayet yemem yok, yedin yani bütün soruları. Güzel bir şekilde. Güzeldi. Hiç kaçtığın zaten soru. İnsanların çok merak ettiği sorular. Aynen. Videoya katıldığın için çok teşekkür ediyorum Okan abi. Ben teşekkür ederim. LoLpit'in kanalını bilmeyenler yoktur. Bilen, yani gene de abone olmayanlar varsa da halen daha abone olup Okan abiyi de desteklerseniz gerçekten çok sevinirim. Baş sabitlediğim ve açıklama kısmına Okan abinin kanalını koyacağım. Onun da kanalına abone olun arkadaşlar. Bu tarz gene manyak psikolojik videolar devamı gelmesini istiyorsanız beğenilerine eksik etmeyi unutmayın. Instagram'dan önümüzdeki zamanlarda karar vereceğim ya da siz yorumlara yazın ya. Siz yorumlara yazın abi. Kime alalım bu konuk? Yorumlara bana yazın. Instagram'dan artık next time soruları Instagram'a alır ya da sorularla beraber yazın. Kimi bir şey yani kimi çağırmamızı istiyorsanız onu yazın ve yanına da altına da sorularını koyun abi. Sormak istediğiniz soruları koyun. Biz bunları birleştirelim. Öpülüyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcak kalın. Bay bay.